Perinatolog aslında kimdir diye bakacak olursak, kadın doğum uzmanlığının tamamlamış, kadın doğum uzmanlığından sonra belirli sınavlara girmiş, bunlarda başarı gösterip perinatoloji yan dal üst ihtisas uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmış ve bunu da daha sonrasında en az 3 yıl süreyle tamamlamış kişilere verilen bir ünvandır. Ne yapar peki perinatoloji bilim dalıyla uğraşanlar diye bakarsak, özellikle riskli gebelikleri olanlar, bunlar nelerdir dersek, annenin gebeliği sırasında ya da gebelikten önce herhangi bir kalp hastalığı, nörolojik hastalığı, herhangi bir diyabeti, tansiyon, herhangi bir hastalığı varsa aslında bu bizim alanımıza girmektedir. Bunun dışında bebeğe ait problemler olabilir. Anne karnındaki bebeğin çeşitli problemler açısından taranması ya da yapılan kan testlerinde, tarama testlerinde problem saptanan bebeklerde ileri tanı yöntemlerinin uygulanması, bu gebeliklerde problem saptarsak uygun tanı yöntemlerini de yaptıktan sonra yönetim planının belirlenmesi, aileye bu konuda danışmanlık verilmesi bizim ilgi alanımıza girmekle birlikte. Ayrıca bazı doğumunun riskli olduğu, doğum eylemi sırasında bir takım problemlerin normal bir gebeye göre daha fazla olmasının olası olduğu durumlarda da perinatologlar devreye girerek bunların doğumunu gerçekleştirmekte, bu hastalara da yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla normal gebelik dahil olmak üzere problemli gebelik, problemli tüm işler gebelik sırasında perinatolojinin ilgi alanına girmektedir ve bu konuda hastalara da çok detaylı bir yönetim planı çizebilmektedir perinatologlar.